Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Saraçoğlu. TYT ve AYT sınavlarında çıkacak olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları hakkında sizlere yardımcı olmak için buradayım. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi olmak üzere iki oturumda da karşımıza çıkmaktadır. Temel yeterlilik testinde sosyal bilimler bölümünde, alan yeterlilik sınavında ise sosyal bilimler 2 bölümünde çıkmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde ise 6 soru olarak çıkmaktadır. Dokuzuncu sınıf ilk üniteden başlayıp 12. sınıf son üniteye kadar öğrencilerimiz sorumludur. Temel yeterlilik testine giren tüm öğrencilerimiz din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından sorumludur. Alan yeterlilik sınavında ise din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını özel tercih yapmak isteyen arkadaşlarımız çözmelidir. Temel yeterlilik testinde yoruma dayalı sorular çıkarken, alan yeterlilik testinde ise bilgiyi ölçmeye dayalı sorular karşımıza çıkmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kavramlar önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu kavramlara ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabımızın sonunda bulunan sözlük bölümünden ulaşabilirsiniz. Paragraf şeklinde verilen sorularda zaman kazanmak için öncelikle soru kökünü okumamız gerekiyor, sonra paragrafı okuyarak çözmeliyiz. Böylece soru kökünde sorulanı tam ve doğru anlamış olur ve soruyu kolayca çözmüş oluruz. Bu tip sorularda ilk yapmamız gereken soru kökünü okumaktır. Eğer varsa altı çizili olan kelimeye odaklanarak parçada onunla ilgili ifadelerin altını çizebiliriz. Bu da bize hem soruyu anlama açısından hem de zaman açısından katkı sağlar. Her branşta olduğu gibi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin sorularında da bir takım teknikler uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin burada aşırıya kaçmama, ölçülü olma anlamına gelen ifrat kavramını bilmesi gerekmektedir. Bu tip sorularda kavram bilgisi olmadan öncülü yorumlasa bile doğru cevabı bulmakta zorlanabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi din kültürü ve ahlak bilgisi sorularında kavram bilgileri önemlidir. Bu tip sorularda öğrencilerimiz öncülde verilen 3 kavramın ikisini bilip yerine yerleştirdiği takdirde soruyu rahatlıkla çözebilir. Biz buna şıklardan gitme diyoruz. Soruyu çözecek olursak sıralısıyla gıybet, alay, haset olarak görüyoruz. Burada da gördüğümüz gibi paragraf yorumlama yöntemiyle kolaylıkla çözülebilecek bir soru tipini görüyoruz. ÖSYM tarafından son 10 yılda çıkmış soruların çözülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan soruların çözülmesi oldukça önemlidir. Böylece hangi tip sorularla karşı karşıya kaldığımızı görmüş oluruz ve tekrar yapmış oluruz. Sevgili arkadaşlar, sınavda çıkabilecek din kültürü ve ahlak bilgisi sorularıyla alakalı sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize başarılar dilerim.